Merhabalar. Açık Lise 2020-2021 birinci dönem başladı hocam artık. Evet, kayıt dinlemeler, yeni kayıtlar başladı. Bizim için artık okul açıldı diyoruz o zaman. Evet, bütün açık lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Pandemiyle birlikte her alanda olduğu gibi karışık bir süreç başladı. Ama biz planlı olarak işlemlerimize devam ediyoruz. Hocam, başvuru evet, tarihleri 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 7 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında. Bu normal açık lise öğrencileri için. Peki mesleki açık lise öğrencileri 20 Eylül'de sona eriyor arkadaşlar. 20 Eylül'de kayıt yenilemeleri sona eriyor. 20-25 Eylül tarihleri arasında da meslek liseleri öğrencileri için mazeretli kayıt yenilemeler var. Evet. Hocam artık bundan sonra sözü sana bırakmak istiyorum ben. Kayıt yenileme işlemini kimler yaptıracak? Hocam ve değerli öğrencilerimiz, kayıt yenileme işlemi şu anda silik, donuk ve aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır. Şimdi kayıt yenileme ile yeni kaydı bazen öğrencilerimiz karıştırıyorlar. Açık liseye ilk defa müracaat edecek olan öğrencilerimiz yeni kayıt işlemlerini yaptıracak. Ama daha önceden açık liseye müracaat etmiş, bu süre olarak da fark etmiyor hocam. Bazen öğrencimiz diyor, hocam ben 10 yıl önce bir kayıt yaptırmıştım, sıkıntı olur mu? İşte öğrencimiz şu anda silik durumunda. Bu öğrencimiz de sadece kayıt yenileme işlemini yaptırarak durumunu aktif hale getirebilir. Buradaki amaç nedir? Tüm öğrencilerimizin aktif olmasıdır hocam. Hocam burada araya gireyim. O 10 yıl önce açık lise sınavını bırakmış fakat 3. dönem kredileriyle tekrar motive olmuş öğrencilerimiz var. Şimdi bu öğrencilerden de şöyle soru alıyoruz. Ben kayıt yenileme için öğrenci sistemine giriyorum ama aktif yazıyor diyor. O zaman benim para yatırmama gerek yok diyor. Arkadaşlar burada karıştırmamamız gereken bir nokta var. Üçüncü dönem sınavıyla siz otomatik olarak aktif hale getirildiniz. Ama bu üçüncü dönem sınavı. Siz birinci dönem sınavına kayıt yenileme yaptıracaksınız. Dolayısıyla bu kayıt yenileme yaptırmazsanız eğer kayıt yenileme tarihleri geçince siz donuk hale düşersiniz. Aktif hale gelmek sizin şu anda kayıt yenileme yaptırdığınız anlamına gelmiyor. Bir sonraki bölüme geçelim hocam. Evet. Başvuru yerleriyle ilgili biraz bir girelim. Hocam öğrencinin durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenilemesi nelerdir hocam? Otomatik olarak yapılacaktır. Hangi bankalar? Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank. Veya öğrencilerimiz isterlerse hep ödeme.gov.tr'den de yapabilirler ya da internet bankacılığıyla da bunu gerçekleştirebilirler. Burada kayıt yenileme yapmak için halk eğitime gitmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece bankaya para yatırmanız yeterli. Bazı öğrencilerimiz hocam halk eğitim merkezlerini arıyorlar. Hayır, buraya gelmek zorundasınız diyorlar. Halk eğitim merkezlerine ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz gitmek zorunda. Diğer türlü hiçbir şekilde gitmek zorunda değillerdir. Bir videomuz daha vardı hocam bizim bu ücretle ilgili. Orada da bu konudan bahsettik. Engelli öğrencilerimiz ya da şehit yakın olan öğrencilerimiz. Bir sonraki madde var hocam. Bu evet, var. Hocam o zaman hemen ücretlerden bahsedelim. Evet. Çok aldık. Geçen döneme kadar 30 TL'ydi kayıt yenileme yeni kayıt ücretleri. Artık bu dönemden itibaren 50 TL oldu. Evet, bize çok fazla şikayet geliyor ama maalesef ücretler bu şekilde oldu. 50 TL. Yine bir sonraki diğer videomuzda ödemenin nasıl yapılacağı hakkında bilgileri verdik arkadaşlar. Evet, bankaya para yatırma. Evet, iki yöntemle ücreti yatırabiliyoruz. Birincisi kredi kartıyla odeme.map.gov.tr adresine girerek ücretlerini yatırabilir arkadaşlarımız. Diğer yöntemi de hocam sen biliyorsun. Söyle. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın arkadaşlar gişeden değil ATM'den yatırıyorsunuz. Buna dikkat edin. Çünkü gişeye girip sıra bekliyor öğrencimiz. Daha sonra gişe görevlisi arkadaşlar ATM'ye yönlendiriyor. ATM'den ya da internet bankacılığından kayıt yenileme ücretlerini yatırabilirsiniz. Kredi kartı da sadece ödeme.gov.tr'den yatırabiliyorsunuz. Buna dikkat edelim. Peki hocam kimlerden kayıt yenileme ücreti alınmaz? Evet, İstiklal madalyası verilmiş. Vatani hizmet tertibinde şeref aylığı bağlandığına. Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğuna, yani birinci dereceden akrabalarına. Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu.
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu. Evet. Hı-hı. İl, ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile açık öğretim okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu. Kanun gereği ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında olduğunu, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını ve sağlık kurulu raporuyla en az %40 engelli olduğunu, tutuklu veya hükümlü olduğunu belgelendirme şartıyla bu kişilerden kayıt yenileme ücreti alınmaz arkadaşlar. Bu kişilerin kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılır diyoruz. Ve bu pandemi döneminde arkadaşlar bu kişiler kesinlikle önceki dönemlerde halk eğitimi bazı maddeleri sağlayan arkadaşlarımız halk eğitime gidip kayıtlarını yeniliyordu. Ama bu pandemi döneminde halk eğitime de gitmelerine gerek yok. Sadece bir telefon açabilip durumunu öğrenebilirler. Evet hocam. Geldik önemli bir noktaya. Son bir yıldır sürekli karşımıza çıkan bir şey. Şimdi son 2-3 kılavuzda bunu sürekli belirtiyor hocam. Artık ÖSYM sistemine dönmeye çalışıyor bakanlık ve öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanımayacak kadar silik, karanlık, bozuk ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. Şimdi burada bir zorunluluk vermiş kılavuzda. Fakat burada da diyor ki ileriki sınavlarda ama ileriki sınav bir sonraki sınav olacağı belli değil. Biz şunu söylüyoruz, pandemide çok fazla yoğunluk olsun da istemiyoruz halk eğitimlerde ama eğer halk eğitimin yolunuz düştüyse fotoğrafınızı çektirin. Bu güncelleme, fotoğraf güncellemesini bazı öğrencilerimiz soruyor, kendimiz yapabilir miyiz? Yapamıyorsunuz arkadaşlar. Halk eğitimde durumdasınız, sizi bir webcamle fotoğrafınızı çekip sisteme işliyorlar ve bu sistemde fotoğrafınız 45 ay boyunca öğrenci belgenizde, sınav giriş belgelerinizde yer alacak. Şu anda resmi olarak sınava kimse fotoğrafsız sınav giriş belgesiyle giremez diye bir ibare yok. Ama son 2-3 kılavuzda bu konu üzerinde uyarılar devam ediyor arkadaşlar. Evet hocam, kayıt yenilemeyle ilgili gerekli bütün belgeleri, bilgileri verdik. Hı hı. Kayıt yenileme yaptıran bütün öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyoruz. Başarılar.